işlerine aldığı bilgiye göre, yani bayramın birinci gününden itibaren 6 dakika yangın çıkartıp en sonunda başarıya ulaşılması. Kendilerinin ifadesini ben söylüyorum, benim ifadem değil. Bununla ilgili niye önlem alınamadı? Yani böyle bir sistem nasıl oturdu? En son yangında da rüzgar fazla olunca önüne geçilemedi. Hatta dün muhtarımızın bir ifadesinde yangın burada çıktı diyor, Kuyubeli'nin bir bölgesinde. 2 kilometre ötesinde bir yangın başlattılar diyor. Yani yangın bir daha çıktı diyor. Başlattılar demiyor da bilmiyor. Yani buradaki yangın oraya nasıl sıçradı diyor. Yani buralar bizim milli servetlerimiz, şehirlerimiz. Dört ayrı noktada aynı anda. Ya bir tanesi kesin, onların ifadesi bu. Buralar bizim milli servetlerimiz. Tabii bununla birlikte bir sürü işte böceğinden, kuşundan, kaplumbağasından, sincapından hayvanlar telef olmuş vaziyette. Orada görüyoruz. Yani bu nasıl bir vicdandır, nasıl bir eziyettir. Canlıların canlı yanması kadar kötü bir şey yoktu. Biz bununla ilgili bilgi vermek istedik. Biz İYİ Parti olarak bu vatandaşlarımızın yanındayız. 2010'da gezdik. Bugün maliyetten görüşmeler yaptık. Genel başkanımız da bu işin Ankara ayağını takip etmekte. Biz İYİ Parti olarak tekrar söyleyeyim. Genel başkanımızla, genel merkezimizle, tüm ilçe teşkilatlarımızla, zaten 6-7 tane ilçe başkanımızla birlikte gezdik. Zaten birçoğu Kozanlı bizim partinin, biliyorsunuz o bölgelere hakim insanlar. Ve destek vereceğimizi söyledik. Bunu da ben sizlerin huzurunda deklar etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. Evet. Anlatmak istediğim şeyler bunlar. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa herhangi bir konuda cevap verebilirim. Başkanım, siz oraları gezdiniz. Yani sizin bilgilere göre bu yangının sokakış oldu. Yani bir söndürme büyük bir hiç alakası olmayan yere biz orayı söndürüyoruz. Kontrol altına alıyoruz. Hiç alakası olmayan yerden yangın çıkıyor. Ya evet, size böyle bir şüpheler gelmiyor. Bunu yani, oradaki vatandaşların anlattığı, tabi bunun nihai kararını devlet verecek. Çünkü inceleyecek, polisi var, kaymakamı var, hakim var, araştıracaklar. Oradaki vatandaşların ifadesi bu yangın doğru bir yangın değil. Yani bildiğimiz sıcaktan şuradan buradan çıkan bir yangın değil. Çünkü 6 defa bir orman arka arkaya yakılmaz yani. Bir yangın sönüyor, başka bir yerde başlıyor. Aynı yerden devam etmiyor bence. Biz de bunu zaten yetkili yerlere bildirdik. Onlar da bu incelemeyi yapacaklar. Yani vatandaşa sesli olduk. Yapabileceğim bir şey buydu. Peki başkanım, söylemler dışında 6 ayrı yerde yangın bayram birinci günden başlıyor, biri söndürdük, biri yanıyor. Ve yangın çıktıktan sonra da Orman Bölge Müdürlüğü evlere müdahale etmiyor söylemler. İhmal mi var? Yetki karmaşası mı var? Yani bir yangın söndürdüğü niye önlem alınmıyor? 6 tane bekleniyor. Veya niye Orman Müdürlüğü evlere müdahale etmiyor? Şimdi tabii yani bunlar da güzel sorular ama bunların cevabını, teknik cevabını şu anda ben veremem. Şu açıdan veremem. Orman İdaresi'nin yangına yönelik bir herhalde bir formatı vardır. İşte şöyle olursa, yani o evi belki bilmiyorum. Mevzuat gereği neyse onu yapmak zorundalar. Buradaki arkadaşlar bunu yapmıştır. O zaman ne yapacağız? Bu mevzuatlar doğru mu yanlış mı? Bunu incelememiz lazım. Çünkü oradaki adam da belki müdahale edemedi. Belki ileride başka bir ateşe gitmek için, yani varmak için suyu harcamaması gerekiyordu. Mevzuatını bilemiyorum. Ama orada o evde resim salardı. O evlerin yanmayacağını vatandaşların ifadesi. Toplamda kaç tane köy yanmış? Toplamda kaç tane köy yanmış diye bir şey yok. 8 köy yanmış. Köy değil ismi. Evet. O halde bakayım, işte Çamlarca köyü, Çürüklü köyü, Minnetli, Eski Mahtaş, Karahamsalı, Kuyubelli köyü. Bir de Acar Yayla diye bir yer var, orası köydür, orada da çok ev yanmış, oralarda gittik, gezdik. Yani orası bir böyle küçük bir mezra gibi bir yer, orası da yanmış. Onlar 8 tane, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yerde. Sefet'e büyük, en büyüğü de Çamlıca. Yani gittik, işler acısı, hayvanlar yanmış orada yaktı. Yani
Hüsam var. Paylaşmışlar da kaplumbağa, hayvanlara fotoğraflar izlerken gerçekten çok güzel. Yapanlar da onlardan yansın. Encil hayvanlardan da yani bak çıkartamam. Yani koyun, keçi, büyük başı. Hayvanlar da göstermişler. Evet. Yani bu bayramın birinci gününden başlayıp bugüne kadar gelen süreçten bak yani bu süreç iyi yönetilemiyor. Yani madem böyle hep de aynı yerde kuyu yerinden başlıyor, o bölgeden başlıyor. Önden bahar yağılması gerekir miydi? Ben arazi açmak istediklerini zannediyorum çünkü arazi